Sevgili misafirler, Türk Eğitim Vakfı kuruluşundan bugüne benim çok ihmal ettiğim bir oluşum. Evet, bunu samimiyetle itiraf ediyorum ama elbette ki adıyla, adından daha çok yaptıkları işlerle hepimizin gözlemlediği, neticesine vakıf olduğu. Çünkü bir oluşumun, bir tasarımın, bir birlikteliğin bir amacı olur. Bu amacına ulaşıp ulaşmamadığı da yıllar içerisinde gözlemlenir. Şimdi gözlemlediğimiz şey şu ki, gıpta edilecek, ne bileyim, gurur duyulacak şeyler tarihimizde vardır, geçmişte vardır, isimler zikredebiliriz. Ama bir de bunu sürdürebilmek var. İşte kuruluş tarihi gördüğünüz gibi 1967'den beri amaçlanan, hedeflenen şeyle bir ilişkisi olan, bunu denetleyen, bunu tespit eden, demin vakıf başkanımızın da tespit ettiği gibi hep böyle olumlu yönde ilerleyen bir operasyonu var. Onun için neden beni davet ettiler? Yani neden her şey iyiye giderken şahane bir yolculuk bu şekilde neticelendi? Bizim vakıfla fiziki birlikteliğimiz geçen sene biz memleketimizin en önemli sanat ikonlarından, sembollerinden olan Zeki Müren'in hayatıyla ilgili demeyeyim ama kendisini filmimizde misafir etmek istediğimizde Zeki Müren'in haklarıyla, telif haklarıyla ilgili vakfımız bu işlerin sahibi. Sağ olsunlar çok cömert davrandılar. Ve bana şahsen bana güvendiklerini hissettiğim için ben bu geçen zamanda kendi meslek hayatımda ya da öncesinde fakirken bu cömert davranışları filmimizde Zeki Müren'in kullanımıyla ilgili verdikleri güven hissi, yani sen bunu layığınla yaparsın düşüncesi bence çok, benim açımdan çok cömert bir tavır. O nedenle ben müsaadenizle siz kıymetli misafirler huzurunda demek istiyorum ki eğer bir katkın bundan sonra olacaksa ben bu konuda vakfın gerçekten önemli demeyeyim ama çalışkan bir gönüllüsü olmayı kendilerine samimiyetle teklif ediyorum. Ya, ne kadar faydam olur onu sizin takdirinize bırakıyorum. Eğer Ömer Bey yanında nakit getirdiyse... Sevgili misafirler, vakfımız tasarım, mesleği tasarımcılık olan ya da gönüllü olan buna bu bir kere bu çiçek fikri, bu fikir çok parlak bir fikir. Hakkı abiye ve Ajans Ultra'ya buradan saygılarımı sunuyorum. Tasarımcıların eserlerinden bir tanesi benim Gülücük isimli mütevazı eserim. Özellikle cenazelerde çok iş yapacağını düşünüyorum. Güle güle gitti anlamında. Amerika'da olsaydım gerçekten şatoda yaşardım. Gerçekten. Ve, yani Ömer çok zor görüşürdü benimle. Öyle sahneler. Yani herhalde bu. Bu benim mütevazi katkım. Yani bu benim kullandığım bir gösterilerimde kullandığım bir figür. Gülmek üzerine. Ben bu çiçeği böyle tasarladım. Bunu, bu unique bir eser. Unik bir eser. Bunu satın alabiliyorsunuz. Wow! That's the first thing. The second thing is, you can also buy me, man. Beni de alabiliyorsunuz. Şimdi o nedenle, yani müzayedemizi iki bölüme ayırıyoruz. Ben artı çiçek. Tek çiçek. Tek ben. Çiçeksiz ben. Ben, sonra çiçeği almak üzere beni ikna etmek. Falan gibi. Ya da bunların hepsinin bandolu, Ömer Bey. 100 bin liraya kadar iş kuzenimde, kuzenimde. 100 bin liradan sonrasıyla ilgili konuşalım, 15 bin. Hayır işlerinde, İngilizlerin charity dediği, hayır işlerinde boşa giden birçok para var biliyorsunuz. Özellikle hanımlar bilir, fön. Yani şu anda salonda çekilmiş fönün bendeki hesabı aşağı yukarı 75 bin lira. Dolayısıyla that's the real thing, man. Charity işlerinde fön çok ciddi bir
kayıp bizim vakfımız için. Evet, israf. Eğer fön çekmeseydiniz 50 binden başlatacağız. 15 bin lira. 20 bizim komşudan. Bizim aidatı pahalı olan site var ya. Orası. 20 bin lira. Esra Bey. 20 bin lira. 25. Rafi Bey nasıl yapıyordu ya? Yalandan 25 yapıyor muydu? 50 mi? 25 bin lira. 25 bin lira hiçbir şey değil. İki tane eserimiz var. Diğeri daha kıymetli. Bunu söyleyeyim. Ona ben talibim çünkü. Yengeci görüyorsun. 200 bin dolar civarı. Dolar 4.50. 30. Kendi tasarımımı alıyorum. 30. Ömer Bey 35. Esra Hanım 40. Yaşını söyledim pardon. 40. Güzel bir trikti. Nice trick bro. Bir daha nerede göreceğim ayol? 40 bin Esra Hanım. Dostlar, fakirler şöyle ayrılabilir mi? İki tane eserimiz var. 45. Ömer Bey'le 45 bin. Dostlar arkayı göremiyorum. Binlercelik kaldırılıyor olabilir. 75! Evet. Sevgili arkadaşlar, iki tane eserimizi müzayedeye koyacağız. Onun için biraz cömert olalım. Telefonla katılanlar var. Ne diyorlar? Ankara ne diyor? Çok güzel. Evet, 45. Ben 50 diyorum. Ben de. Özür dilerim. Ben de 8. 55. 55 Ömer Bey de. Arkadaşlar, bunu biz evde de yapar mı? Guys, come on! Arkadaşlar, Esra ben Ömer arasında geçen bir şeye döndüm. Cem Bey, kim? Göremiyorum. Evet, Cem. Now you're talking. Çok kıymetli Cem Boyner, 55 diyor. Gözler dönüyor, nerede o, nerede o? Orada işte. 55 bin. 65 bin. 65 bin. Çok özür dilerim, ismi. İsminiz neydi be? Mesut Toprak. Aaa, ev sahibiniz değil mi efendim? Evet. Mesut Bey 65 bin dedi. Demek istiyor ki, hiçbir nakliyeye gerek yok, mal burada karşılıyor. 65 bin Mesut Bey'de. 65 bin. Terledim lan bayağı. 70 vereceğim diye bu kadar korkuyorum şu an. Yengeç burada böyle. Tamam. Ne oldu efendim? Getirin lütfen. Hep doktor olmak istedim lütfen. Evet. Alın tamam devam edelim. Ya burası tamam. Ben devam edelim ama. Lütfen. Açık arttırma devam edelim. 65 bin Mesut Bey'de. 65 bin. 70'e bağlayalım. Mesut Bey kendiniz mi 70 yapmak istiyorsunuz? 70 bin. İsmi, çok özür dilerim. İsmi neydi? Hulusi Bey. Hulusi Toprak. Evet. Hulusi Bey. Yabancı değil. Ev sahibi. Hulusi Toprak Beyefendi 70 bin dedi. 70 bin. Ev sahibini de kırmak olmaz. Çok teşekkür ediyoruz Hulusi Bey. 70 bin lira size. Bu çiçeğimiz Sayın Ömer Koç'un İznik Çinileri koleksiyonu kitabından bizzat seçtiği bir hatayı desendir. Bu hatayı desen aynı zamanda Ömer Bey'in Türk ve Dünya Literatürü'ne kazandırdığı İznik Çinileri koleksiyonu kitabının içindeki birçok önemli geleneksel Türk motifinden bir tanesidir. Bu şeyin uygulaması var. Bu eseri değerli kılan bir diğer da evet eserli bizim yurt dışı sanat bursiyerlerimizden Sayın Yalçın Bilgin'in el emeğiyle bu deseni üstüne uyarlamasıyla hayat buldu. Ya 55 bin Esra Hanım. 60 bin efendim. Neyle efendim? 65 bin efendim.
çok ışık var. 70 bin efendim. Sonra çok özür dilerim. Göremiyorum isminizi sonra öğreneceğim. 70 bin, 75 bin efendim. 70-80 bin efendim. 90 diyelim mi? Gidecek çünkü 100 de bende. 95, 100 geldi Mahmut Bey'de geldi. 100, Sayın Toprak'ta 100 bin. 105 bin efendim. Unik bir eser. İlla otelde duracak diye bir şey yok. Hani şimdi Mahmut Bey'den, o listeden ilham alıp, ulan bizim otelimiz yok ki nereye koyacağız duygusuna kapılmayın. Yani önce otelimiz olsun sonra kalırız değil. 100 bin, 105. Çok özür dilerim. 105 sizdeydi. 105, 110. Fakirler. Fakirler şöyle düşünün, nereye vermiyoruz ki? 110 bende. Gitti. Zavallı bir komedyenin fakir ama gururlu hizmet etmeye kendini adamış. Ulan bir şey anladım, başka bir keçimi de var. Ne konuşuyorum? 110 bende. Ne yapar eder bulurum o parayı. Çünkü biz, bak biz okuyamadık. Bak okuyan ne kadar fark yaratıyor. Onun için evladımın rızkından keserim. Ne alacak? Benim ne kadar yüce gönüllü olduğumu Ömer Bey'e sorun. Biz Opet'le çalışmıştık beraber. Mesai arkadaşlar. Mesai arkadaşlar. Ben daha çok sahadayım. 110 bende. Yakıştı bana. 110'la birlikte ister misin? Tamam, 110'la bende. Ben de bir vazifemi gerçekleştirmiş olurum. Çok mutlu olurum ama 120 diyene de hayır diyemem. Çünkü zor yani. Şu sıralarda mizahın nereye gittiğini görüyorsunuz. Yani bir komedyen bu parayı nereden bulup da çıkaracak? Ama çalışır, çabalarım. Bu eser benim için önemli. Vakıf benim için kıymetli. Demin bol keseden sallıyordum. Aman ne vazife verirse yapılır, yaparım falan filan. E o zaman yapayım. 110'la bende. Bitiriyor muyuz? Teşekkür ederim. Beklemiyordunuz değil mi? Bu kadarını beklemiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz nakitle geldik bacım. Bugün o bahsettiğim filmin çok dalda aday olduğu bir ödül töreni var. Birazdan başlayacak Sadri Alışık ödül töreni. Oraya yetişmek zorundayım. O nedenle burada üzerimde yok. Yani biraz ani ayrılırsam da olur. Kimse darılmasın. Elbette daha esprili, daha tatlı insanlar mutlaka kalabalıkta vardır. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.